Tabii ki duygusal bir insan tanıdığım kadarıyla. Çünkü Diktatör yaftası ya da suçlaması sizi üzdü mü Sayın Başbakan'a dönük? Ya bir şey söyleyeceğim. Bize nasıl hani bir küfür ediyorlarsa, şimdi ben hani gittiği, uğraştığı dal bunu gerektirdiği için bir şey diyemiyorsunuz. Çünkü orada kesinlikle işte siyaset hakikaten hastalık gibi. Yani severler, sen inanırsın, ondan sonra da git derler yani. Hani deli eder adamı. Çünkü bizim şey gibi işte, ya bu filmin devamını yapsana, giderse seyirci gitmez. Yani yap diyordunuz yani. Yani siyaset de biraz öyle yani, o işin kulvarında uğraştığınız dalda bunlar kesinlikle olacak. Ama yani siyaset ne zamandan beri insanların eşlerine, kızlarına küfür etmek oldu? O rahatsız edici bir durum. Çünkü bir tarafta asla böyle bir şey yok. İade ediyorum var. Bir tarafta da böyle bir durum var. Yani biz çıkarmadık diyor, deniliyor. Ama sonuçta yani hani ondan beslenen insanlar da var dediğiniz gibi işte. Dış gücü, iç gücü, oralar benim kafamı almıyor yani hani ne oluyor ne bitiyor. Çünkü estağfurullah, ama işte üzerindeki o sis perdesi biraz aralanmaya başlanınca açıkçası ben daha bir kısmını gördüğümüzü, bildiğimizi düşünüyorum. Daha o buzdağının alt kısmını henüz görmedik. Yani geçen bir programda da söyledim. Tesadüflere inanan bir insan değilim. Hayatta tesadüf diye bir şey olmadığına inanırım ben. Ama bu coğrafyada, hele Türkiye'de, bu kadar acı tecrübelerin yaşandığı bir ülkede hiç tesadüfe yer yoktur. Bir türlü şu konuda anlaşamıyor insanlar. Evet, çevre hassasiyetiyle yola çıkıldı filan. Mesela siz ağaç hassasiyetiyle yola çıktınız değil mi? Kesinlikle, evet. Başka bir şey. O yüzden yürüdünüz. Ama sonrasında gelişen olaylar işin renginin farklı olduğunu gösterdi. Siz, aa yok bu iş böyle değil, ne zaman idrak ettiniz? Üç gün sonra. Üç gün sonra. Üç gün. Ne oldu da siz böyle düşünmeye başladınız? Ben gittim, haber haber dinlemiyorduk ya, hiçbir kapat dedim ya yani. Yani bir şey oluyor, bir şey yapılıyor, başka bir şey. Ya, laf taşeronlu dolanıyor ortada. Sonra arkadaş gruplarında sohbetler edilirken yani hani böyle böyle olduğunu, bunun olduğunu, bu böyle bir sistem olduğunu. Şimdi biz ölücü bir tarafta değiliz, iyileştirici bir taraftayız yani. Yani sanatçı her evin misafiridir. Yani hangi eve girdiğini bilmez. Kimin de sevdiğini bilmez açıkçası. Ama küfür edenler de fotoğraf çektirir. Etmeyenler de, seven de çektirir. Çünkü dünyada en zor olan bir şey kendini sevdirmek. Ya çocuğundan rahatsız oluyor insan ya. Bu ne labalilik diye, bilmem ne diye. Ya sen nasıl sevdireceksin kendini? Sen annen baban öptüğü zaman ne yapıyorsun anne, 25 yaşına geldim. Ya da bir şey olduğu zaman, ilgi olduğu zaman rahatsız oluyorsun. Yani kendini sevdirmek Türkiye'de çok zor olan bir iş. Hakikaten öyle. Ama biz yani o taraf bu taraf, onlar bunlar, çapulcular, yandaşlar bilmem ne falan filan değil de. Yani bir şey vardı, tamam tadında bırak. Ya mizahı da çok güzel oldu yani, palalı adam çıktı ya yani. Yani kadın da öldü yani, ondan evet, sonra kaçtı. Çok, çok acı bir görüntü. Ya, pasta şu anki. Diyorum ki ya kardeşim ne gerek vardı falan. Yakın tanıdıkları diyor ki abi diyor, esnaftı diyor şeyde. Ha hemen. 1,5 milyon dolar Mardin'den gelmiş, para yatırmış, 3 haftada iflas etmiş diyorlar bu mevzu yüzünden. Evet. Ya bir insanın demek ki delirmesi lazım böyle bir şey yapması için ya da belindeki silahı çıkarıp ateş etmesi falan. Yani hakikaten delirmesi lazım yani. İşte burada şunun teyidini sizden almak istiyorum. Az önce aklımda tutuyordum ama unuttum reklama gitmeden önce.